Şimdi anlatacaklarımız başlangıç için Hans Zimmer'la alakasız gibi görünecek ama merak etmeyin. Bir süre sonra her şey daha mantıklı gelecek. Hani biz bazen yıldız oyuncu ya da Hollywood yıldızı diyoruz ya, bu tabirin kimler için ve ne amaçla kullanıldığını düşündünüz mü? Yıldız oyuncu tabiri aslında meşhur kişiler için kullanılan bir tabir değil. Evet, yıldız oyuncular aynı zamanda meşhurlar. Ancak her meşhur oyuncu yıldız değil. Yıldız oyuncunun temel mantığını şu şekilde düşünebilirsiniz. Kitleleri filme çekebilen oyuncular. Yani şöyle büyük bir hayran kitlesi olan ve bu kitleyi sırf kendisini izletmek için de olsa sinemayı çekebilen kişilere yıldız oyuncu diyebiliriz. Yıldız oyunculara örnek verecek olursak Johnny Depp, Jason Statham ve Brad Pitt gibi isimleri gösterebiliriz. Yıldızlık temelde sayısal bir veriye dayandığı için en büyük yıldızı da belirlemek mümkün. Son 5 yılın en büyük Hollywood yıldızı sadece cüssü olarak da değil, Dwayne Johnson. Hollywood Reporter'ın yayınladığı verilere göre Dwayne Johnson tek başına bir filme 250 milyon dolarla 300 milyon dolar arası bir gişe hasılatı getiriyormuş. Adamın sadece Instagram'da 188 milyon takipçisi var. Hal böyle olunca adam tek başına filmin bütçesini çıkartıyor ve filmin zarar etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Tabii ki bu tarz yıldızlar yanında devasa bir para potansiyeliyle geldiği için bir o kadar da yüksek ücret alıyor, ancak bu farklı bir videonun konusu. Bu yıldız oyuncu mantığı Hollywood'da neredeyse bir asırdır var. Yaklaşık yarım asırdır yönetmenler için de aynı durum geçerli. Ancak asıl değinmek istediğimiz konu son 10 yılda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yani yıldız müzisyenler. Şu an için Hans Zimmer bu yıldız müzisyenlerin başını çekiyor. Düşünsenize, artık Hans Zimmer'ın müzik yaptığı filmleri takip eden ve sırf müziklerini Hans Zimmer yaptığı için filme giden bir kitle var ki bu kitle hiç de azımsanacak bir büyüklükte değil. Hans Zimmer'ın hangi filmlere müzik yaptığını hatırlamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden birkaç tanesini saysak iyi olabilir. Karayip Korsanları 1, 2, 3, Gladiator, Yıldızlar Arası, Aslan Kral, Başlangıç, Kara Şövalye, Son Samuray, Dunkirk ve Sherlock gibi sayısız film için soundtrack hazırlamış. Tüm bu listeyi açıklamalar kısmına ekledik. Dilerseniz göz atabilirsiniz. Biz gelelim asıl anlatmak istediğimiz kısma. Canlar, biliyorsunuz Hans Zimmer denildiğinde akla gelen ilk isim Christopher Nolan. Çünkü Prestige filminden beri Nolan'ın her film müziğini Hans Zimmer yaptı. Ta ki bu yıla kadar. Bu yıl ilk kez bu ortaklık Tenet filmiyle beraber bozuldu. Bozuldu demek yanlış olur aslında. Daha çok sekteye uğradı diyebiliriz. Çünkü tek bir film için geçerli bir durum. Bu durumun neden yaşandığına gelecek olursak. 1984 yılında çıkmış aynı isimde bir kitaptan uyarlanan Dune isminde bir film var. Film için hemen her sinefilin izlemiş olduğu bir uzay temalı klasik bilim kurgu diyebiliriz. Hans Zimmer daha önce birçok kez keşke o filmin müziğini ben yapsaydım tarzı açıklamalarda bulunmuştu. Derken yıllar geçti ve yeni bir Dune filmi için hazırlıklar başladı. Haliyle film müzikleri için ilk akla gelen kişi Hans Zimmer oldu. Hans Zimmer'ın zaten dünden razı olduğu bir proje olduğu için anlaşma yapıldı. Hem Dune hem de Tenet filmi için yeterli zamanının olmadığını anlayan Hans Zimmer ise Tenet filminden ayrılmaya karar verdi ve tüm zamanını Dune film müziklerine ayırdı. Şu ana kadar Hans Zimmer'ın Dune için hazırladığı besteleri dinleyen hemen herkes, Hans Zimmer'ın şu ana kadar yaptığı en iyi soundtrack'in bu film için olduğunu söylüyor. Hans Zimmer daha önce Karayip Korsanları filminde müzikleriyle filmin önüne geçmeyi başarmıştı. Eğer YouTube'a filmin orijinal adı olan Pirates of the Caribbean'ı yazarsanız karşınıza çıkan videoların filmle ilgili değil, filmin müziğiyle ilgili olduğunu görebilirsiniz. Bizim tahminimize göre aynı durum bu film için de geçerli olacak. Hans Zimmer o kadar iyi bir beste yapacak ki bundan yıllar sonra Dune dediğimizde aklımıza ilk filmin müziği gelecek. Keşke telif konusu bu kadar sıkıntılı olmasaydı da video boyunca size Hans Zimmer'ın en sevdiğimiz soundtracklerinden bir mix yapıp size dinletebilseydik. Ancak maalesef şu an için böyle bir durum mümkün değil. Şimdilik bizden bu kadar. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa bize destek vermek için arkadaşlarınıza bizim kanalı önerebilirsiniz. Hoşça kalın.